Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dersimizin konusu konuşma adabı ve meşru sohbet. Sohbet. Şey Fatih ne diyordu? Duyduğum zaman şaşırdı mı diyordu? Kardeş, bu tür dersler hakikaten bu dershanede olmalı, yani dershanelerde olmalı. Bu ders, yani bu tür tarz konuşma, mesela sohbet, konuşma adabı, bunlar Zübeyir abiden kalmadır. Mesela şunu görüyor musunuz? Kaçıncı cilt bu? İki. Bunun ne kadar var? 6 veya 8. 10 tane değil miydi abi? 10 tane. 10 cilt. 10 cilt böyle Rüştü abi yaptı toplama. Bugün ben size ders seçerken Rüştü abi şerh düşmüş. Şerhi şöyle önemli bir not diye. Yeni gittiğim bir dershaneye acilen bunu yap diye not yapmış kendisine. Zübeyir abi meslek ve meşrep ve layıkalar çok yapardı. Çünkü niye? Bununla alakalı. Bu dünya arkadaşlar malum ve herkesin söylediği, ben de söyleyeceğim de, fani ama baki inşa ediyor. Fani olması içi de fani değil. Yani bulunuş miktarı geçici manasında. Yoksa işlenen hepsi baki. Bakinin çekirdeğini oluşturuyor. Dünyanın zaten tipi de yuvarlak böyle, çekirdek. Burada az duracağımız için en önemli, hayatımızın çok büyük yerini işgal eden konuşma var. Sohbet var. Bu nasıl meşru olabilir? Meşru nasıl olur? Adabı nedir? Nereden başlar, nereden biter? Yoksa ders bitiyor. Onu da belirteyim de gideyim. Başlayayım. Ders bitiyor, imani ders. Hemen başlıyor. Derste hiç alakası olmayan Fatiha'dan sonra başlanabiliyor. Dersen mesela imani bir ders yapılıyor. Ders bitiyor, El Fatiha deniliyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ki hiç derste, oysa ders böyle uçak giderken piste indi ama bir anda durmuyor ki, gidiyor değil mi? Ders biter bitmez peynir keser gibi dersin akıcılığı olmaması, dersle alakalı konuşma olmaması, bir anda farklı, hemen Fatiha'dan sonra farklı bir moda geçilebiliyorsa bu insanın derste olmadığı kesindir. Eğer derste olsaydı böyle inerdi. Peynir gibi kesiliyorsa, yani bir dakika önceki haletiyle bir dakika sonraki halet çok farklı oluyorsa önceki halette değildi. Mesela ona ait bir tane de örnek vereyim. Ağlamak veya gülmek. Uçak gibi yavaş yavaş kalkar, böyle iner. Bir insan bir anda durup dururken hemen gülebilir, durup dururken ağlayabiliyor ve ağlarken pat diye normal konuşmaya geçebiliyorsa yalan yapıyor. Çünkü böyle böyle olamazlar. Böyle böyle. Çünkü duygudur bu. Duygular meyilli iner ve meyille kalkar. Önermeleri var. Öncülleri var. Öncül. Yani duygusal konuşmalar olur. Öyle bir deme gelir ki çay demlenir ve ağlarsın. Ağladıktan sonra da bir anda sanki o ağlamış hali yok. Bir dakika, iki dakika veya beş dakika önceki o ağlamamadaki ciddi bir hal varsa bu yalandır. Çünkü duygu bir anda kesilemez. Duygusallık bir anda yok olamaz. Bir anda ciddi inkılap edemez. Ciddi bir hal bir anda duygusallığa geçemez. Benim işim biraz bu. Yani Risale-i Nur'un bu ruhsal psikoloji var ya, ruh enfusi. Kesin benim için realitedir bunlar. Şimdi konuşmayı yapayım.
Konuşma adabı ve meşru sohbet. Bitirmeye çalışacağım. Bakayım bitirebilecek miyiz? Bak çalıştım. Notlarım da var. Tamam. Notlarım da var. Notlarımın dışında belki derste bir şey gelir diye kaydedeceğim diye bak getirmiş. Yani derse çalışarak geleceksiniz diye gösteriyor. İslam adabında ve muaşeretinde müsbet sohbet ve konuşmalar makbuldur ve faydalıdır. Fakat nazarları dünyaya bir, afakiyata iki, malayaniyata dağıtan veya ahlak ve adaba aykırı düşen menfi sohbetler ise caiz değildir ve zararlıdır. Böyle sohbetlerden Kur'an-ı Kerim 23. surenin 3. ayetinde şöyle diyor. Onlar ki boş sözden ve faydasız işten yüz çevirirler. Ve yine Kur'an-ı Kerim 28'e 55. ayetinde çirkin bir söz işittiler mi? Ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Kalın sağlıcakla, biz o cahilleri arayıp sormayız derler. Yani hecren cemila, Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette geçiyor. Kavga yapmadan baktın ki fuzuliyat malayaniyata dağıtıyor, dünyaya ve afaka götürüyor, siyasi yapıyor. Ne bileyim ahlaka ve adaba aykırı, gıybettir, iftiradır, aşağılamaktır. Bu tür sohbetlere gücünüz yetiyorsa durdurun, yetmiyorsa orayı terk edin. Zira sirayet eder size. Sigara içmediğiniz halde, sigara içen yerde olursanız size de sigara sirayet eder. Sirayet kanununu adınız gibi inanınız. Yani bana bir şey olmaz, bana tesir etmez, sakın ha lütfen. Bu kadar ders yaptık. Sen güçlüysen sen yayarsın. Ve odaya girdin, doktorların muayene yazıhanesinde, havalimanındasın, sohbettesin, böyle yayıyorsun. Ama güçlüysen, değilsen kesinlikle içeriye alıyorsun. Bu bil yani. Nasıl anlarsın? En basit alameti, haletin değişir. Geldin eve, canım sıkılıyor ya, dışarıya çıktık. Hayır, dışarıya çıkmaktan değil. Dışarıdan aldıkların. Dağlara çıksan olur, tam tersine rahatlarsın. Evvela bizler için en ulvi ve müsbet sohbet numunesi olan ve sohbeti nebeviyenin hususiyetlerini ve neticelerini gösteren birkaç kısa bahislerini görelim. Şöyle ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan örnek verecek. Şimdi Risale-i Nur külliyatından. Sayfa Sözler 489'dan okuyorum. Sayfa Sözler 489 bir cümle. Sohbet-i Nebeviye, yani sohbet deyip geçmeyin. Yani vaaz değil. Bak Allah Resulü ders yapmıyor. Dikkat edin. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiyor. Allah Resulü ahlaka ait bir şey anlatmıyor. Normal. Her şey bittikten sonra sahabenin içinde bulunurken Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın konuşmalarına sohbet deniliyor. Diyor ki, sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki, iksiri araştırıyorum ya, bir dakikada ona mazhar bir zat, yani ne kadar sirayet anlıyor musunuz? Ne kadar girift oluyor? Çünkü vericisi çok güçlü onun. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öyle bir iksir sohbeti var ki bir dakikada ona mazhar bir zat senelerce seyr-i sülüke mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Bu sahabe kafirler o kadar biloko olmuş ki bunun zıttı kadar hiçbir zaman Allah Resulü'nün korkunç bu matkap gibi sohbetindeki iksir adama girmiyor. Adama girmemesinin sebebi sohbetin karşıya tesir etmesinin 5 tane şartı var.
5 tane şartı var. Sayfayı size söyleyeyim. 406 olabilir. 404 çıktı. Bakayım 406 mı? Evet. Tam bir sayfa önce açıldı. Peki. 1. Sohbetin karşıya tesir etmesi için ille sende suç arama. Ders yaptım abi, tesir etmedi. İyi, elime bakın. Sohbetin tesir etmesi için 5 tane şart lazım. Biri konuşana ait, 4'ü karşıya ait. 4'ü karşıda aranan sıfatlar. Biri konuşana ait. Bir okuyorum. Kur'an gösterdiği hakaiki aliyeyi, o hakaiki kevni beyandan sonra Kur'an beyan ediyor. Bu Kur'an'a ait bir özellik. Yani veya ders yapıyorum. Beyan ediyorum. 2. Muhatapta aranan safayı kalp olmalı. Safayı kalp. Yorgun kalp olmamalı. Yani asude ve sadeleşmiş. Yani tilki kuyrukları olmamalı kalbine. Safa. Yani ona girmeyeceğiz safan, ama bu manada, lugat manasına saf olmalı biraz. Yani arınmalı. Biraz yorgun olmamalı. Duru olmalı biraz. Birincisi Kur'an'ın beyanı. 2. Safayı kalp. 3. Teskiye-i nefs. Yani teskiye ne demek? Teskiye-i nefs? Temize çıkartmamak değil mi? Yani nefsini temize çıkartmamak. Yani şu. Ya ben bunu biliyorum. Mesela şöyle diyeyim. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz birinci söz. Neden bahsediyor? Besmele. Onuncu söz? Haşir. Tamam, kapatıyor. Ya ben biliyorum zaten. Yani biliyorum diye bakmayacaksın derse oturduğun zaman. Acaba bu bildiğim bir konu ama ismi o. Haşir veya besmele veya hamd. Bakayım bugün eskiden farklı ne anlayacağım? Acaba hangi haletim uyanacak? Acaba hangi haletimin vakti geldi? Çünkü derslerde her halet almıyor. Bazı vakitte bazı haletlerin oluyor ki 30 sene önce anlamadığın, zevk etmediğin bir şeyi bir kardeşinin bir dersinde orası açılır. Vay be! Vakti gelmişti. Demek ki birincisi Kur'an beyan edecek. 2. Safayı kalp olacak karşıya. 3. Teskiye-i nefs. Yani ben bunu biliyorum diye kendini bloke etme. Ne yaptın? 4 olacak şimdi. Ruhun terakkiyatından ruh buna ihtiyaç duyacak. Yani bunu fark etmesi lazım. Farkındalık olması lazım. Bu bana gerekli mi bu? Bu sohbet. Netti 4. Şimdi 5 okuyorum. Aklın tekemülünden sonra aklın kemal mertebesinde olmalı. Yani kemal derken alim kamil manasında değil. Aklını biraz tecrit edeceksin. Dış dünyada kapıdan girdiğin gibi buradan bazı tecerrütler olması lazım. Demek ki aklın tekemülünden sonra beşerin ukulu sadakte deyip o hakikati kabul eder. Anladın mı? Tebliğin, tesir etmeci. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı beyan ediyor. Muhatapta 4 tane şart, konuşanda 1-5. Olmadığı için o 4'ü bir sohbette sahabe 1 dakika Peygamber aleyhissalatü vesselamın sohbetinde, 1 dakika sohbette adam ne oluyormuş bakın. Sohbet-i Nebeviye'de öyle bir iksirdi ki, iksiri çalıştım, girmeyeceğim şimdi. İksir neydi biliyor musun? Risale-i Nur'a nasıl çalışıyorum bak göstereyim. Size de örnek olur diye anlatıyorum bunları. Duayı merak ettim. Dua. Duanın dimadaki karşılığı, yapılandırması. Duanın enfusteki karşılığı, yapılandırması. Duanın fiildeki karşılığı, yapılandırması. Tamam mı? Ana karga. Ha. Duanın akıldaki ifrat tefrit vasatı. Duanın kalpteki ifrat tefrit vasatı, duanın fiildeki ifrat tefrit vasatı. Araştırırken bana dedi ki dua, dua bir iksiri nuranidir. He, sen diyor iksiri çözmeden beni çözemezsin dedi. Koydum kenara duayı. İksire çalıştım. Çalışırken iksir bana dedi ki bak dedi, benim ikiz kardeşim var, onu da çözmen lazım, annemizi de çözmen lazım. Beni diyor anlayamazsın.
annemle kardeşimi de tanıyacaksın. Peki o zaman ki sen kimsin dedim. İksir dedi ki ben Maye'nin iki kız kardeşim dedi o. O kız kardeşim. Ben erkek kardeşiyim dedi. Maye kız kardeş. Değiştiriyor, doğuruyor. Böyle diye çoğaltıyor. İksir bana dedi ki benim kız kardeşim var dedi ama ikiziz. Kim o? Maye. Maye ile İksir'i topladım. Siz kimsiniz? Bizim annemiz dedi, niyettir dedi. Niyeti, bak duadan girdim ha böyle, böyle çıktım. Niyet, bu sefer niyeti çözdük. Ders yaptık, iki ders yaptık değil mi Aşan? İki tane de ders var, dört tane veya beş tane olacak toplam. Ondan sonra iksir, sonra maye, sonra bu bütünlüğü neticesi dua. Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir dersi diyorlar ki, abi bunları nereden konuşuyorsun? Yani nereden çıkartıyorsun? Bir kelimeye, bir cümle okuyorsun külliyattan, külliyatın dışından konuşuyorsun. Zannediyorsun sen onu. Sen burada o sohbet-i nebevi bir iksirdir deyince tesirli bir özelliktir diye iksir okuyorsun. Ama ben iksire müsaade et. 3 hafta verdim. İksire 3 hafta veren adam elbette ki bir 3 dakika, 6 dakika iksir hakkında konuşması lazım. Onun için okudu. Yani bir ders yaparken diğer dersleri de kullanıyor. Külliyatın içindeyim. Yani mesela üniversitede kimya çözerken kimya çözelti. 2 buradan çözelti. 2 de burada kaç çözelti yapar? 4. 2 artı 2 eşittir. Biz ilkokulda öğrendik. Ha, üniversitede okurken bak ilkokul bilgisini kullanıyoruz. Yani bir ders yapılırken bütün dersler kullanılıyor. İksir hakkında ben 3 hafta uğraştım. İksir hakkında. Abi nereden çıkarttın ya bu iksir? Bu aynı böyle şey. Sohbet mesela. Bak çalıştım. Sohbet hakkında bayağı çalıştım. Konuşma, kelam hakkında. Müsaade et de ben yarım saat külliyatın içinde seni dolaştırayım. Çünkü çalışıyorum. İşim benim bu. Bir daha yani nereden çıktı diye diyenlere cevap veriyorum onu. Vermiş oldum. Sohbeti nebeviye öyle bir iksirdir ki iksiri çözemezsen sohbetin tesirini anlamazsın. Lugatla olmaz ha iksir. Tesirli bir ilaç demektir. İksir abi ekser yani çoğaltan istediğin ya çoğaltıyor. Yani çoğaltan erkek dediniz ya. Erkek şu değiştirmeden dönüştüren. Bir misal verebilir miyim abi? Ver. Mesela sohbetin nebevi dediniz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 kişiye sohbet yapıyor. Yaptığı sohbet bir. Fakat 10 kişinin öyle bir iksir alıyor ki bir anda onlar çoğaldı. Çok güzel. Biri Hindistan'a gitmiş abi. Oranın dilini öğrenmiş. Biri Çin'e gitmiş. Oranın da dilini aniden öğrenmiş. İksir yani. Yani karakterini değiştirmemiş. Ahmet ise Fatma yapmamış. Fatma ise Hüseyin yapmamış. Değiştirmeden ama basitlikten dönüştürmüş. Yani çekirdekten ağaç yapmış. Çekirdeği ağaca dönüşümdür. Değişim değil. Mayı değiştiriyor. Sütü alıyor, yoğurt yapıyor. Kız kardeş, ikiz kardeşler. Biri maya kız kardeştir, iksir erkek kardeşidir, ikizdirler. Doğuran annelere niyet. O niyeti doğuran da ihlas. Amelin ruhu niyettir. O niyetin ruhu, o niyet ruhunun da ruhu ihlastır. Şeceresi çıkmış, evet. Böyle gittiğin zaman içte nasıl dolaşıyorsun biliyor musun? Haberin yok mesela. Şurada mesela diyelim ki iki tane niyet var. Bir niyet, iki niyet. Bu dersleri yaparken içeride otomatik. Çünkü ne düşünüyorsanız oradasınız ve osunuz. Bak neyi düşünüyorsanız oradasınız ve osunuz. Tamam mı? Ben mesela niyet deyince ister istemez kalpteyim. Bak kalpteyim. Vicdanın, irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye'den besleniyor. İkinci niyet, kafirde ikinci niyet yok. Birinci niyet burada, iltizamda, dimağda, tak diye. Şimdi nasıl idare ediyorum kendimi? Geldi bir tane şeyler, hadiseler, olaylar. Hiç haberin olmadı. Bunlara çalıştın mı? İlim onu tard eder. Gelen hadiseler tak tak, istediğin gibi duyguyu kontrol ediyorsun. Gel buraya, bırak bunu, geç buraya, geç, gir sıraya, şuraya yap. Bu ifrat, tefrit, bu vasat, ha bu buradan geldi mi? Tak tak tak. Cennet oluyor dünya. Ama laf dinleyeceksin.
Yani dimağı dağıtmayacaksın, kalbi dağıtmayacaksın. Kalbi ve dimağı dağıtan bu asırda 3 tane felaket var. Siyasi haberleri takip eden aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Kalbini öldürür, manevi bir dinsiz olur. Kastamonu 38. Bir tanesi bu. Kesinlikle ya haber ne olacak? Dinsiz oluyorsun, haberin olmadı. Nasıl, ne demek? Çok ağır bir şey söylüyorsun. Kardeşim, insanları faiz zannediyorsun. Haberlerden ümidini kesiyorsun. Oysa Allah'tan ümidini kesen ancak kafirlerdir. Haberin olmadan kalp darmadağın olmuş, haberin yok. Boşuna mı demiş? Hangi mevzu hakkında bu kadar sert konuşmuş ustad? Hiç günah hakkında bile demedi, dinsiz olur. Zina hakkında demedi ya. Ama siyasi haberleri takip eden, ne alakası var? Kardeşim, manevi divan, aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Kalbini ne yapar diyor? Kalbini... Yok, kalbini... Manevi dinsiz olur ama kalbin ne yapıp da dinsiz olur? Bak diyor ki, televizyondan bahsediyor. Merak edip bakanlar, dinleyenler demiyor. Evet, bak bak. Merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır, buna da dağıtır diyor. Ve kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Fikir de vicdana aitti. Niye biliyor musunuz? Siyasi liderleri fail zanneder. Allah'tan ümidini keser, ümitsiz olur. Bir de Allah'ın fiiliyatına, ya niye oluyor, niye böyle gidiyor, ya böyle olur mu, Allah neye müsaade ediyor? İçinde zımnı bir Allah'a isyan ve adavet olur. Allah niye yardım etmiyor falan falan vesaire. Neyse, konumuz o değil. Yani ne demek istiyorum? Laf dinle. İçeride dolaşmanın şey, laf dinleyeceksin. Laf dinleyeceksin ya. Ustad dinleyeceksin. Size yalan mı söylüyorum? Ben bu sohbette, bu ortamda yalan desem Allah bana sormayacak mı bu kutsiyet? Ya arkadaş, arabayla gidiyorum değil mi bir yere? Bir yere gidiyorum. Ya CD var. Bir tane Kur'an var. Bir tane şey, sohbet var. O CD'yi teybe takıyorum da tek gidiyorum. Artık ezber vesaire, kafam yoruldu. Derse gidiyorum. Bir şey çalsın diye. Ya sohbettir, ya Kur'an vesaire. İnan, ilk önce sesi kapatıyorum radyonun. CD'yi takıyorum. Çünkü CD'yi takana kadar bir haber gelir, denk gelir. Sonra merakım olur. İki kelime duyarsam, la üçüncüyü merak ederim. Duymamak için. Dinlemiyorum. Çünkü niye? Yazıktır ya bu kafa. Yoksa bunları anlamazdım. Tamam. Sohbeti, laf dinleyip bir meziyetin yok. Tek bir meziyetin şu, terk yapacaksın. Akıl terklerle çalışır. Kalp zikirle ve eylemle çalışır. İbadetlerle ve zikirle. Akıl ise terklerle. Cehaletini terk ediyorsun. İlim yapıyorsun yani. Tirakilikleri terk ediyorsun. Mesela sohbet-i nebevi öyle bir iksirdir ki, bir dakika ona mazar olan bir zat, oyun geliyor bize bu iksir. Bir dakika o iksire muhatap olan zat, senelerce seyr-ü sülüke mukabil, yani manevi seyir, senelerce Gazali gibi, Bediüzzaman gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, senelerce terakkiye nispeten sohbette Resulullah'ın sohbetinde bulunan sahabenin bir dakikasına İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, Bediüzzaman Hazretleri'nin senelerce seyr-i sülükü bile yetişemiyor. Hakikatın envarına mazar olurmuş sahabe. Sahabeleri, efendilerimiz böyle. O kadar acayip terakki etmişler ki. Size ona ait bir örnek vereyim. Hasan-ı Basri kimdir? Tabir midir, tebe-i tabir midir? Tabindir. Kimin talebesidir? Hazreti Ali. Hazreti Ali radıyallahu anh talebesidir. Tabiindir, tamam mı? Hazreti Hasan-ı Basri radıyallahu anh talebelerine şöyle dedi. Peki ne olur talebesi? Hasan-ı Basri Hazretlerinin kendisi tabiindir. Yani peygamberi görene sahabe denilir. Sahabeyi gördü ama peygamberi görmeyene tabiin denilir.
Tabiini de görenlere tebe-i tabiin denilir. Örnek vereyim. Hazreti Ali sahabedir. Radiyallahu anh. Hazreti Ali'yi gören ama Resulullah'ı görmeyen Hasan-ı Basri Hazretleri tabiindir. Onun talebelerine, Hasan-ı Basri Hazretleri talebelerine şöyle dermiş. Siz sahabeyi görseniz bunlar delidir derdiniz. Sahabeler sizi görse bunlar hangi dine tabi derlerdi. Bizi zaten insan yerine koymazlardı demek ki. Ama Allah Resulü'nün bir şeyi var. Ey ashabım, benim zamanımda 10 taneden 9'unu yapmayan helak olur. Ama öyle bir zaman gelecek ki benim sünnetimden 10 taneden birini yapan kurtulur. 10 taneden birini yapmayan diyor bunu. Nasıl demiştim? 10 taneden 9'unu yapmayan dediniz ya. Ha ters mi dedim? Ha 10 taneden 9'unu yapan kurtulur. Birini yapmasa ahir zamanda. Evet. Ters olacak yani. Sahabe 10'da 9'unu yapmak zorunda. Ahir zamanda ise yani biz 10 taneden birini yapan kurtulur. Abi o birine ben bakmıştım da. He. Allah'ım alem derste de işlendi. Üstad Hazretlerinin tarif ettiği 5 vakit namaz. Namazın akabindeki tesbihat yapmak ve birkaç dakika risale okumak. Yani ve bir şey işte kebair terk. Yedi kebair terk. Evet. 5 vakit namazı kılmak, birkaç dakika risale okumak, 7 kebair terk etmek. Kat, zina, şarap, silah-ı rahim kesmemek, dine zarar verecek bidalar taraftar olmamak, yalancı şahadetlik. Tamam. Kumar ha bir de. Şimdi başka yer okuyorum. Mektubat 50. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikasiyle ve incizabiyle. Abi bu biraz önceki mevzuda onu biz yani onu yaptığımız zaman birine mukabil geliyor değil mi? Geliyor. Şartlarımız ağır. Geliyor. Yoksa kurtulamazsın. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvette ne varmış? İnikas ve incizap. İnikas ne demek? Yansıması. Karşıya koyması kendisini. Kendisini karşıya koyması. Koyabilir. Güneş aynaya inikas eder. Aynadaki güneş ne aynıdır ne gayrıdır. Allah Resulü tak sahabenin ruhunda. İnikas ediyor. Sonra güneş aynada varken aynadaki güneşte asıl güneşte incizap var. Cezb var. Bütünlük var. Aynı oluyor. Cep telefonu baz istasyonuyla incizaplıdır. Devamlı bağ. Ve iksiriyle 3 incizap inikas iksiriyle tarikattaki seyri sülük daire-i aziminin tayına mecbur değiller sahabeler. Bir kademde, bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Tesbih versene bana. Ustad şöyle misal verirmiş ona. Tarikatta diyor kişi başladığı zaman buradan terakki eder. Nasibi varsa tabii hepsi değil. Eder. Ta buraya kadar gelir. Bu kadar mertebeyi geçmesi lazım. Peygamber Aleyhisselam sohbeti ve asıl mücedidlerinin sohbeti buradan buraya geçmek için buraları tay etmeye lüzum yok. Peygamber Aleyhisselam sohbeti ve asıl mücedidlerinde çünkü ulemayı ümmeti kembiyeyi beni İsrail her asın vazifeli zatının sohbetinde buraları tay etmeye gerek yok. Buradan buraya geçiyor. Hemen tak geçiyorlar. Ne demek geçmek? Onu anlatayım. Bir zattan, bir hocadan, abiden, ustattan, şeyhten ders almazlar. Asıl mücedidlerin kitapları kişiye gözlük verir. O kitap okurken direkt Kur'an'a muhatap olur. O kitap okurken direkt Allah ile muhatap olur. Direkt Resulullah ile muhatap olur. Yani ustad şöyle dedi, şeyhim böyle dedi değil. Asıl mücedidlerin kitapların en büyük özellikleri okunduğu zaman derste hiçbir zaman müellif hatıra gelmez.
Eğer bir sohbette bir kitap okurken müellif ikide bir zikredilme ihtiyacı varsa, müellif hatıra geliyorsa o asıl müceddidi değildir. Çünkü müceddidin en büyük özelliği ve sıfatından bir tanesi okunduğu ve anlatıldığı zaman eseri, o eseri hiçbir zaman kendisi hatıra gelmez, istisnadır. Allah, Resul veya Kur'an, Allah ile konuşulursa Allah, hiç müellif hatıra gelmemelidir. Gelemezdi zaten. Bir de okuyorum. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikası ile ve incisabi ile ve iksiri ile tarikattaki seyri sülük daire-i azimin tayına mecbur değiller. Bir kademde, bir sohbette zahirden hakikata geçebilirler. Zahirden tak hakikat. Zahir, batın. Mülk, melekut. Enfus derslerine hemen tak. Öyle bir ders ki tak hemen enfusa geçiyorsun. Yani bir ders ki sif böyle anladım. Lugat manası mülktür bu. Enfusi değil bu. Hemen o dersi dimağda ve kalpteki yansımalarını böyle fark edersen hemen zahirden hakikata geçti. Mektubat 57. Başka? Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğu bununla anlaşılır ki bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasavet-i vahşiyanede bulunduğu halde gelip bir saat sohbet-i nebeviye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahimaneyi kesbederdi. Tesiri görüyor musunuz iksiri? Hem cahil, vahşi bir adam bir gün sohbet-i nebeviyeye mazar olur, sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi. O mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemalat olurdu. Çok acayip bir şey abi. Yani muallim onların dilini bilmesi lazım, öğrenmesi lazım bu kadar kısa bir sürede. Nasıl olacak? Çünkü umurun batınlarına geçenler için lisan sorunu yoktur. Nereye gittin? Çin'e pat onun lisanını kullanıyorlar. Nereye gittin? Afrika'ya, Yemen, yamyamların şeyini hemen lisanını kullanıyorsun. Bir alet ya, hemen tak oradasın, hemen onu şey format. Nereye gittin şimdiki tabirle, senin mesleğini söyleyeyim. CD tak, tamam. Çevir İngilizce'ye. Abi bu sayfa dün sana İngilizce'yi Türkçe çevirtirdim ya. Mesela bir sayfa, bu yazıyı Fransızca'ya çevir tak. Arapça'ya çevir tak. Nedir? Melekut'a geçmenin özelliği. Melekut'u geçenlerde ancak olur. Şimdi mesela sohbeti nübüvvette mazar olan sahabe zahirden hakikata geçtiği için hakikatta lisanlar sorun değil. Hiç sinem. Mesela kabir de hakikattır. Onun için bir tanesi soruyor. Yani çok sordular da. Hasreten kadınlar çok soruyor. Abi diyor Arapça biz bilmiyoruz. Kabirde diyor soru soracaklar. Ne yapacağız? Tercüman alırsın dedim bir tane. Hakikat memleketi olduğu için hakikat da cari olan kanun burada cari değil. Burada mülkte çeşitli şeyler var. Ama orada hakikate geçince lisan sorunu yok. Onun için sahabe Çin'e gitti, Çince konuşuyor. Kore'ye gitti, Korece konuşuyor. İspanya'ya gitti, İspanyaca konuşuyor. Arabistan'a gitti, Arapça konuşuyor. Gitti Afrika'ya, yamyamlara, onlara o lisanı kullanıyor. Yani pat diye hemen muallim oluyor. Gitti oraya ticareti, tak ne CD'yi getirin. Takıyor CD'yi. Hemen tak format kopyala yapıştır. Kelamda israf etmemek konumuz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam festakim kema umirte emrini tamamiyle imtisal ettiği için bütün efal ve akval bak bütün efal fiiller ve akval sözler kaviller ahvalinde, efalinde, akval, ahvalinde, ahval hallerinde, davranışlarında istikamet katı bir surette görünüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerinde, bak, iki, hallerinde, ya fiillerinde yaptıklarında, fiil bu,
Yani döküyor, kesiyor. Fiil. Sonra sözlerinde, sonra hallerinde. Yani yürürken tavır takınıyor. Mesela sen bir şey yapıyorsun, bir şey demiyor. Bu hal. Onaylamış manasında. Üç tane. Ef'alinde, ahvalinde, akvalinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ifrattan, tefritten, azade hep vasat, istikamet vardı. Bu olamaz. Bir insanda her şeyde ifrat, tefritten, azade, vasat olamaz. Her şeyde. Ama bunda var. Olmaz. Var. Ha ancak bir şartla olur. Buradayken mülk, buradaki davranışları, sözleri, oradaki yansımalarını, orada nasıl gözüküyor görmeden, burayı orayla, orayı burayla beraber görmeden hiçbir zaman sen vasatını bulamazsın. Şöyle diyeyim bak, elime bakın, bu kalemi koyacağım. Bak kalemin kitaba nasıl durması gerektiğini, hangisi doğru? Hasan, sola götür. Ya düzeltsene. Arka aşağısı mı düzelt? Bak çok kötü gözüküyor orada. Tamam. Ha biraz da tamam. Ha öyle dur. Şimdi sağa doğru komple götür. Sanki çanak anteni ayarlıyorum, tamam mı? Götür. Ha tamam. Ha en doğru buymuş. Buradaki doğruluğu oradaki hakikatiyle görüyorum. İşte bir insan buradaki davranışlarını, istikamet tam olduğunu oradaki hakikatiyle beraber olmalı. O hakikati devamlı görmeyen buradakileri düzeltemez. Düzeltiyorsa orayla beraber bakıyor buraya. Anlıyor musun? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sünneti böyledir. Bu örneği unutmayın. Orada hakikati var. Niçin bu hareket doğrudur? Niçin bu söz doğrudur? Çünkü bu sözün, hareketin oradaki hakikat, esma mertebesi. Esmadır ya. Ha sağ biraz da ileri tamam sola götür. Ha şimdi en doğru duruş bu. Nereden dedi? Bak hiç buraya bakmıyor ha. Mesela çatıdasın. Sağ çanak anteni götür. Biraz öne götür. Tamam. Karınca bitti. Tamam. Öyle tut. Sağlamlaştır ha. Adam televizyonu görmüyor çantada. Çünkü orada kattan bir tanesi camdan bağırıyor. Tamam diyor. Tamam Mekke gözüktü diyor. Tamam. Karınca gitti. Heh. Buradaki yalnız aşağıya kulak veriyor. Tamam. Gören kim? Çanak anten. Gördüğünü nereden alıyor? Televizyondan almıyor. Anladın? Böyle peygamber çanağın uyduya tuttuğunu nasıl anlar? Televizyon burada. La teşbih ve la temsil. Tamam. Tamam asabım. Cıvatayı sık. Tamam. Heh bu. Niye bu kardeşim? Burada güzel gözüküyordu ondan. Niye böyle durdu da böyle durmadı birisi sorsa ne diyeceksiniz? Kardeşim çekmiyor işte. Olmuyor bak. Heh bu misal bu. Bir de okuyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Festakim kema ümirte emrine tamamıyla imtisal ettiği için emrolunduğun gibi ol. Emrine imtisal ettiği için efalinde, fiillerinde, akvalinde, kavillerinde, sözlerinde ve hallerinde, davranışlarında, oturup kalkmasında, yeme içmelerinde istikamet, ifrat tefritte, azade, ihdine sıratel müstakim kati bir surette görünüyor. Tam istikamet. Beni en çok deli eden tarafı bu. Yani her şeyde istikamet, her şeyde en doğru. Bu nasıl bir şey ya? Yemede, içmede, tükürmede, tuvalet adabında, özel hayatında. Ya ne bileyim ya. Hatta tekelümünde, hatta konuşmasında ve ekl ve şürbünde. Yani ekl, şürbünde, yemede ve içmesinde iktisadı rehber ve israftan katiyen içtinab etmiştir. Lemalar atmış. Sohbet-i Nebevi telkinlerinin neticesi olarak sahabeler daima marziyat-ı Rabbani'yi merak edip o meseleleri sohbet ederlerdi. Peygamber aleyhisselam sohbeti öyle bir şey yürüyordu ki konuşması. Hep böyle Allah'ın ne istediği nedir? Marziyatı nedir? Allah bu kainatı niye yarattı? Yani Allah'a inanmak ihtiyaç mıdır? Allah ihtiyaç mıdır?
insanı Allah ile yorumlamak, bu tür sohbetler olduğu için sahabenin merakı da bu tarzdaydı. Bu hal bizler için ittiba edeceğimiz en mühim örnek ve tekamül sebebidir. Şöyle ki, 481'den okuyorum sözlerden örnek. Mesela şu zamanda siyaset metağı, asrın belası, 3 tane bela var. 1- Siyaset metağı. 2- Hayat-ı dünyeviyenin temini. 3- Felsefenin revaçları gibi. Felsefe deyince okuldaki felsefe falan değil. Hayatı kendisine göre yorumlamak. Hayatı kendisine göre yorumlamak. Mesela telefon alırken, gömlek alırken, evlenirken, araba alırken. Tamam mı? Bu kendisine göre din ne diyor sormuyor. Taşınırken, ev alırken. Ev nerede olmalı, nasıl olmalı? Yani birincisi bu asırda hastalık. Siyasi meta. O ne dedi? O ne gitti? Ne dedi konu? Birinci bela bu. İki, hayat-ı dünyeviyenin temini, ahiret değil. Dünya hayatını nasıl elde edeceğiz? Nasıl çok zengin olacağız? Nasıl daha iyi olacak? Ne derler diye yapıyor. Üçüncüsü de kendisini ve hayatı, davranışlarını felsefe, yani kendi kafasına göre, toplumun dayatmalarına göre yorumluyor ve gibi. Ve Selefi Salihin asrında, o zaman çarşısında en mergup meta, yani bu asırda konuşulan piyasaya git, hangi eve gidersen git. Nur, yani derken davayı anlamış, tarikatçıdır, dini cemaat kardeşlerimizdir, onu kastetmiyorum. Ehli dünyanın evine git, ya siyaset konuşuluyor, ya hayat-ı dünyevinin konuşuluyor veya da olaylar kendi kafalarına göre yorumlama felsefenin revaçları var. Ama sahabe ise Selefi Salihinin asrında ve zaman çarşısında, o zaman çarşısında en mergup meta, en geçerli konuşulan şeyler, bir, çarşıda, pazarda, evde, adam banyo yaparken, pazarda iş yaparken şunu düşünüyorlardı, bunu konuşuyorlardı. Bir, Halik-i semavat ve arzın marziyatını, sema ve arzın yaratan Allah'ın bizden istediği, bizden arzularını kelamında istinbat etmek. Yani, ya felanca ben dün akşam Resulullah'a katılamadım, sohbette ne vardı? Bu ayet hakkında ne dedi? Veya şu ayet hakkında sen ne düşünüyorsun? Ama ikisi de pazarcı, birisi elma satıyor, birisi muz satıyor. Elma 10 lira, elma 10 lira bağırmıyordu. Muzu satana diyor ki, ya şu ayeti sen nasıl anlıyorsun? Derlermiş. Kelamından istinbat etmek ve nur-u nubuvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet ebedi kazandırmak. Çok acayip de bu da. Bu ne demek biliyor musun? Ahiret en güzel ispatlarından bir tanesi de budur. Nur-u nubuvvet, peygamberin nuru. Nedir o? Efali, ahvali, akvali. Bütünlüğüne nur. Bize taşıdığı hakikat. Bununla peygamber doğru olduğunu gösteriyor. Peygamberin hayatı niçin böyle yaşadı, niçin böyle dedi, niçin böyle yaptı, yapmadı? Çünkü ahiret için. Dünyadaki hadiseleri ahirete göre yorumlanma nispetinde dünyada istikamet olur. Bir daha söyleyeyim. Dünyadaki konuşmalarınız, dünyadaki halleriniz, dünyadaki fiillerimiz ne zaman istikametli olur? Eğer biz ahiret inancı bize ne kadar hakim olursa, oraya hesap vereceğim, haşir var, burası geçididir. İman-ı bil ahirete ne kadar yakiniyetimiz varsa o kadar kulaklığına dikkat ederiz. O kadar karı kocaya dikkat ederiz. O kadar evdeki hukukları dikkat ederiz. O kadar insanları kırmayız. O kadar derslerde ihlas oluruz. O kadar onu bunu aşağılamayız, tenkit etmeyiz. Yani fiillerimizi, sözlerimizi, hallerimizi istikamete koyan iman-ı bil ahirettir. Bunun adı da sohbet-i nübüvvetteki nur. Niçin Resulullah istikametlidir? Çünkü iman-ı bil ahireti hakimdi. Bak ne kullanıyor? Diyor ki, nur-u nubuvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemi. Niye? Hala nuru devam ediyor. Peki Allah aşkına biz peygamber var.
1,5 milyar Müslüman var. Bu kadar kütüp ve suhuflar var. Mücedidler var, müfessirler var, 124 milyon evliya, 124 bin peygamber, hak ve sabah gelmeyen asfiya ve cahit gelmiş. Gene bu yamuk bir hayatımız var. Peki ya din olmasa biz doğru ne olduğunu nereden bilecektik? Yanlış belli, doğru belli olduğu halde doğruyu yapmıyoruz da. Acaba doğru denen bir şey din olmasa insanlar doğruyu nasıl bulacaktı? O zaman Resulullah'ı düşünün, tekti. Takip edecek kimsesi yoktu. Ders alacak kimsesi yoktu. İlk ve son yapacak düzeltme şansı yok. Yaptı hata düzeltti. Yaptı hata öyle bir şey yok. Bir ilk ne yaptı? Doğru olacak. Yanlış olmayacak. Böyle bir insan yapabilir mi? Taklidi yok, kocası yok, müştehidi yok, mezhebi yok. Ders verecek kimse yok, rehber yok. Bir insan durup dururken bir anda en mükemmel olabilir mi? Peygamberlik okulu yok ki. Peygamberlik üniversitesi yok. Var mı öyle bir şey? Peygamberlik okulu yok. Bir anda peygamber insan nasıl olur? La bir tamircinin bile kaç sene çıraklığı var ya? Bir tamirciliğin bile en az 2-3 sene, 4 sene diyorlar. 4 sene çıraklığı var. 6 sene kalfalığı var. 10 sene geçecek ki usta olsun. Almaya da ütü yapmak için 2 sene meslek okuluna gidiyor. Almaya da bir iş yapacaksın değil mi? Fabrikaya nereye gideceksin? 2 sene meslek okuluna gidiyorsun. Şunu burada da başladı. Peki insanları yöneteceksin, idare edeceksin, dünya ve ahirette tanzim edeceksin. Akıllarına istikamet, kalplerine nur ve mana ve efalini, dünyalarını tanzim edeceksin, mutlu yapacaksın. Aile sorunlarını çözeceksin, kafa sorununu çözeceksin, insanın ruhsal ihtiyaçlarını gidereceksin. Bunun adı peygamber olacaksın ama mektebin olmayacak. Hiç kursa gitmeyeceksin. Seni takip eden üniversiteler de senden tez yapacak. Alıyor mu kafanız? Garip değil mi? Kadir? Tuhaf. Durup dururken ben peygamberim diyor. Ebu Cehil iyi ki kafayı yemedi ya. Ya dün akşam diyor beraber çelik çumak oynadık, misket oynadık. Yani bir şey anlatıyor. Beraber evde değil mi mahallede? Evi aşağıda, peygamberin evi yukarıda. Ebu Cehil, ya nasıl peygambersin ya? Biz dün akşam beraberdik, Deve çobanıydın falan. Nasıl peygamber oluyorsun? Okulun yok, kursun yok. Bir felsefeden, bir akıl hocasından ders almadın. Bir yere insan gider gizli gizli de eğitim alır. Anne babalar fark etmez. Sonra başlar olan Allah Allah namaza başladı. Ağzı düzeldi. Niye? Talim aldı birisinden. La kardeşim siz de okusanız bile bu kadar seviye olduğu halde bir talibin ağzından din almasan, onu o seni dinlemese ağzın bile düzelmez ya. Ben elhamdülillahi rabbil alemindeki lamı göstermek için ne kadar ders aldım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Olmadı dedi. Lamı göstermedim. Bir elif miktarı kadar göstermiyor. Ya Allah Allah ne ya şu ne kadar ben namaz kıldırıyordum ya. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ne yapacağım? Yo cezimi göster dedi. Neredeki? Elhamdülillahi rabbil. Oradaki o. Rabbin. Ama çoğunlukla yok ediyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yok olmadım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bil alemin. Göster. Elhamdülillahi rabbil alemin. Nasıl gözüktü? Bak. Elhamdülillahi rabbil alemin. İhfasını da yaptık, kunnesini de yaptık. Peki ötekisini yapayım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Hani nerede? Misal için söylüyorum. Misal. Doğru. Şimdi peygambersin. Okulun yok. Kimseden talimi almadın. Nasıl yapacaksın bunu ya? Ya bende mi gariplik var ya? Sen aynı yere mi geliyorum ya? Onun için bunları ben kitap okurken şöyle yapıyorum. Usta bir tevhid dersini yapıyor ya. Bak iyiydi. Tefekkürü şöyle yapacaksınız okurken. Bir tane yöntemi anlatıyorum. Tevhid dersi yapıyor değil mi? Aradığımız şeyi aradığımız zattan sormalıyız. Dur burada. Burada dur.
şu anda bu lafı söyleyen, söyleme ihtiyaç olan, söyleyen zatın bir haletini bir hayal etsene, haletini. Aradığımız şey, aradığımızı aradığımızdan sormalıyız dedi ve tahariye başladı. No, şu anda bunu diyen zaten haletini, ruhunu bir hayal et, hayal et. Aradığını Allah'ı, Allah'ı Allah'tan sormalıyız. Başka bir örnek vereyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden parmaklarına su attı. Geç git, hiçbir şey bir okudun bir şey olmaz yani, bilgi oldu. Etkilenmedin. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam susuz kalmış ordusuna beş parmağından beş çeşme gibi su aktı. Aa, hakikaten mi falan? Bitti. Evet. Hakikaten ölmüş olmuş, olmuş. Hayal yani. Ha tabii canım, inanç kullanıyoruz burada. Tabii canım, parmağından olur mu? Olmaz ama o mucize. Öyle dinleme, öyle okuma, şöyle yap. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam susuz kalmış ordusuna beş parmağından beş çeşme gibi. Bir dakika. Dur. Parmağını koy bak, ben böyle elimi koydum. Koy elini. Beş parmağımdan su akıyor şimdi. Dua ediyorum. Bir elimi kaldırdım, su. Şimdi sahabenin imanını boş ver. O ne oldu? Boş ver onu. Şimdi sen parmağından şu anda su aksa, duanla senin. Ne yaparsın? Ne olur senin imanın? Allah'a karşı inancı nasıl olur? Ben parmağından su aksa ne yaparsın biliyor musun? Ben düşündüm biliyor musun odada? Ben şöyle yapardım. İnan mübalağa etmiyorum. Düşündüğümü zaten düşünmesem bunu gündeme getiremem. Ben parmağımdan su attığını görsem ya aklımı kaçırırdım veya elimden kaçardım. Ödüm patlar. Ulan su akıyor aşağı. Nasıl durduracağım? Çeşmesi de yok ki ya. Sonra kaldırıyorum. Tamam mı sahaplarım? Tamam mı arkadaşlar? Suyunuz tamam mı? Sanki çeşme açmış. Ya Rabbi kes, tak diye kesiyor. Söylüyor açılıyor, söylüyor açılıyor, söylüyor kapanıyor. Lafı geç. Seni parmağından akıyor, hayal et. O andaki Resulullah'ın psikolojisini hissetmeye çalış. Ha, Resulullah'ın imanı ne oldu? Resulullah'ın imanı, Allah'a teslimiyeti nasıl oldu? Bu adam yalan der mi aşağı? Parmağından su aktı, kim aktı? Al. Yani bu parmağından su akarken Resulullah'ın ruhuna bakıyorum aleyhissalatü vesselam. Bu adam Allah adına iftira eder mi, yalan der mi, dünyalığa verir mi? Allah Allah. Bu iman, imanın mertebesi yok canım. Ben mertebe görmedim daha. Öyle mertebe gaybde olur. Yani bu mertebe zirve vurmuş ya. Ne mertebesi ya? Dibe vurmuş işte iman. Öyle parmağın. Yani o anda su akarken taşımış olduğu psikoloji, Resulullah'ın psikolojisini hisset. Ne olur. Hissetmen için kendini onun yerine koy. Fena fil Resul ol. Resulullah değil o parmağından su akan. Benim. Hasan'ın parmağından su akıyor. Su akıyor. Gözlerini kapa. Ulan. Of. Ustadı yaptım. Ara yaptığım için mi ağzıma geliyor da poşete bunları koymuşum. Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Ne? Ne dedin sen? Allah'ı arıyoruz. Allah'a soracaksın. Bunu söylerken psikoloji nasıl bir psikolojisi var? Aradığını aradığın zattan sorma hali, haleti. Ki bunu söylüyor. Yani haletin dişe vuruşudur kelam. Kelamdan sonra halet olmaz. Haletten sonra kelam olur. Ben bunları tefekkür etmesem derse bizi size taşıyamam ben bunu. Ben masamda okurken bunları böyle elimi yapmasam burada yapamam size. Burada hatırıma gelmez zaten. Benim tefekkürlerimi söylüyor. İşte ustad da o haletini lafza dökmüş. Döktüğü miktarı tabii. Böyle okursanız kendinizi onun, ona fenafil ustad, fenafil resul, fenafillah, böyle Allah mesela kainat idare ediyor. Herkesi, beni de seyrediyor, tamam mı? Kendimi kendimle seyrediyorum. Tavana çıkıyorum. Bak şu anda kitap okuyorum. Ben kendimi seyredebiliyor muyum biliyor musunuz? Bak şu anda yapa yapa o kadar hemen yapamazsınız siz. Tavandan, bak şu anda tavandayım. İnan kafam eğik, beyaz külahım var. Saçım arkandan biraz gözüküyor. Eğmişim yan.
Şöyle biraz yan duruyor. Bak böyle. Yapa yapa. Kendimi kendimle seyredeceksin böyle. Bunu 17. sözden kaptım bunu. Kendini kendinle seyretmek. Tamam mı? Böyle Allah canibinden batmak için bunu yapıyorum. Allah canibinden. Ondan sonra bazen ustadın içine giriyorum. Ustadın psikolojisiyle kendime bakıyorum böyle. Ondan sonra ver yansın yapıyorum. Alçak Hasan, sahtekar, söylediğini yapmayan alçak. Ya. Sayıyorum da sayıyorum. Resulullah şey yapıyorum. Resulullah'ın psikolojisini daha çok bu 19. sözde yapıyorum. Veya bir Ceziretül Arap'ta gideriz var ya 19 sözde böyle. Allah Resulullah'ın psikoloji, o anlatırken Resulullah'ın taşıdığı psikolojiyle hal olmak istiyorum. O zaman dünyam acayip oluyor ya. Çıkmak istemiyorsun. O zaman bir bakıyor, ezan okunuyor. Allah Allah, ne zaman ikindi okundu ya. Ya böyle, ya tefekkür nasıl edilir diye şey yaptık. Hem de sohbet konuşun. Neyse, bir de okuyorum şurayı. Mesela şu zamanda siyaset metağı ve hayat-ı dünyeviyenin temini ve felsefenin revaçları gibi Selef-i Salih'in asrında ve o zaman çarşısında en mergut meta neydi? Sahabe zamanda Halik-i Semavat ve Arz'ın marziyatlarını ve bizden arzularını kelamında istinbat etmek. Allah bizden ne istiyor? Allah'ın bu kainat sistemini, işletim sistemini kurmakla neyi takip ediyor? Kelamından onu anlamak ve nur-u nubuvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadeti ebedi kazandırmak vesailin elde etmek idi. Nur-u nubuvveti anladınız. Yani dünyadaki hareketlerinizi tanzim eden, yani budur, bu babamdır, bu annemdir, haktır ya, helaldir, o kulak duruyor, dikkat et ya, olur mu ya? Bu olmaz, caiz değil, bakma ya. Yani, ya ne hanımına niye böyle diyorsun, kocana niye böyle davranıyor, evdeki hukuk, ustadın. Ha, dünya hayatımızı tanzim, istikamete koyan nedir? Ancak imani bil ahiret. Şuuru sende ne kadar kimse, dünyanın o kadar istikamette olur. Ahirete şuurun ne kadar varsa istikametin o kadar olur. Her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir ders-i marifet alır. O zaman da ceyran eden ahval ve vukuat ve muhaverattan talum ediyordu. Sözler 481. Demek ki o zaman da insanların, sahabelerin küçük bir meziyeti olsa, onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak. Çünkü toplum hep bunu konuşuyor. Sokağa çıktın, maç konuşmuyor. Ahlaksız şeyler konuşmuyor. Şu parti, şu parti, şu cemaat şöyle gitti konuşmuyor. Ya şu ayeti sen nasıl? Selam, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşim bir dakika dur sana. Durun, buyurun. Ya bu ayet ne demek ya? Sen bunu nasıl anlıyorsun? O ona gidiyor. Yani bütün toplumda konuşmalar burada. Hiç okumadan okumuş oluyordu. Öğrenmeden öğreniyorlardı. Bunun adı sirayet. Toplumun kültürü birbirine okumadan tak diye böyle birbirine sirayet ediyordu. Şimdi bana bak, maç ne oldu ya? Ne oldu bu siyasi adam falan yere gitti, ne yaptı? Bana bak, dolar euro ne kadar oldu? Ne, hangi maç var ya, bir atsana şu televizyon. Dizi. Aman aman kaçırıyoruz ya. Oğlum çabuk yemeğini ye, diziyi kaçıracağım çabuk lan. Bu kafa, bu ruh. Onlar şimdi kafa tutuyor. Allah Resulü nasıl karpuz yediğini okumamış İmam-ı Şafii Hazretleri. Resulullah nasıl karpuz yemiş bilmiyormuş. Resulullah nasıl karpuz yediğini bilmediği için İranlı olduğu halde ömründe karpuz yememiş. Duyana kadar yememiş. İmam-ı Şafii. Şimdi ona kafa tutuyor şimdi. Ya şu mesela imamlarına bak diyor. Soytarıya bak şu soytarıya. Affedersiniz. Bazen böyle acayip tabirler kullanmakta ne olur, niye bağışlayın? Çünkü siz olsanız belki küfür ederdiniz bu adamlara. Ben şimdi o sahabelerin ruhunu yaşamaya çalışıyorum, tamam mı? O sözü, hareketi ona söyletin. Hani biraz önce yaptım var ya, o haletlerle bu sahabeye, bu mezhep imamlarına, İmam-ı Rabbani Hazretlerine, şuna buna
İmam-ı Suyuti'ye, Celaleddin-i Suyuti'ye vesaire birisi bir şey dedi mi sanki böyle Allah aşkına yani anama değil yani en mukaddesatıma küfür etmiş gibi geliyor bana ya. Yani onların ruhunu hep hissettiğim için öyle acayip geliyor ki bana yani böyle sanki bir yerde böyle matkapla deliyorsun yani dişçi deler gibi ya kafam titriyor inan şey demiyorum fena fiil olmaya çalışıyorum o sahabe o sözü söylerken namaza duruyor bir gün namaz sahabenin namazını yapmaya kalktım tamam usta da diyor teki subhane rabbiyel azim keşke buna mazhar olduğum gibi sahabenin bir namazına mazhar olsam onu yaparken Resulullah mesela kılıncı karşısına canını veriyor Allah Allah sahabe ölecek ya o ölecek Resulullah dedi diye mesela Sümeyye radiyallahu anha ilk şehit kadın bir atı bu koluna bir atı bu koluna bir atı öteki ayağına bir atı öteki ayağına dört atı farklı yere koşturarak parçalamışlar tam bağlamışlar son Muhammed'den dönüyor musun dönmüyor musun ben böyle okumuyorum gözümü kapattım Sümeyye oldum o anam Allah onun şefaatine mazhar eylesin Amin. Ve şu anda mukaddes dersimizi hissedar eylesin Amin. Allah şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin, bizi de öyle muamele ettirsin inşallah. Ben Sümeyye oluyorum, anam oluyorum. O anda atları bağladılar, tamam mı? Ya bu Resulullah'tan gene dönmüyor. Bu ruhu ama ya Rabbi, vallahi size yalan söylüyorum. Şu kulağım şurası ateş bastı ya. Anlamıyorum yani. Şimdi buna birisi dil uzatınca ben duramıyorum işte o zaman. Mezhebe dil uzatıyor. Dinsiz iyi ki münafık demiyorum ki münafık yani. Mezhebe dil uzatıyor yani. Adam kader inkar ediyor. Şimdi Sümeyye radıyallahu anh'a birisi şey yapsa ben öyle dinliyorum öyle. Dört ayakla, dört atla bağlamışlar farklı yönlerde. Hadi Muhammed'den dönüyor musun dönmüyor musun bak atları bırakıyoruz. Biraz sonra dört parça olacağını bilen bir sahabiye ruh o oluyorum. Giriyorum oraya. İnanın öyle giriyorum. Allah Allah. Cesedin hiç haberi yok. Hiç. Ben çok üzülüyordum. Ağlıyordum parça. Baktım ki Sümeyye radiyallahu anha. Validem içerisinde olduğu için ceset de değil. Cesete haberi yok. Ha gülüyor. Onlar da atları koşturuyor. Ben öyle görüyorum yani. Ve orada yani. Sıyrılmış yani. Oysa ruhsat var. Ruhsatı kullanmıyor. Nasip bir ruh ya. Ya arkadaşlar bu at şey yaptı diye dinlersen anlamasın gene. Dur orada fena fil Sümeyye ol. Gir içeriye. Gir içeriye. Muhammed'den dönüyor musun? İçerideyim ha ruhundayım. Allah Allah. Aha. Çoktan cesedi bu terk etmiş gözüküyor. Çoktan terk etmiş. Allah hiç hissettirmiyor. Depremi, mesela deprem, Adapazarı mı ne? Deprem oldu ya buradaydım. İkincisinde buradaydım. Yanımda birisi vardı. Kaç birisi. Deprem oldu. Biz tabii şuraya buraya şey yaptık tamam mı böyle. O da yatsın abdesti alıyor. Abdest alıyor. Ayağını kaldırıyor. Lavaboya hiç düşmüyor. Biraz eşit. Ona, ya dedim deprem oldu abi biliyor musun? Ne depremi dedi. Ne depremi ortalık karışıyor işte daha bu Sapanca şey var ya bu askeri. Gölcük mü nedir? Depremi daha Türkiye daha kaç 7 nokta kaç küsür. Adam depremi hiç hissetmedi. Sonra anladım ki depremi herkes imanına göre hisseder. Allah'a teslimiyetine tevekkülüne göre hisseder. Hiç hissetmedi. Ulan dedim ben korktum tabii. Korkmamak mümkün mü? Ya şey korktum demeyeyim tövbe. Haf ettim. Ama yani iyiydim elhamdülillah. Yani şu küfranı nimet yapmayacağım köfe. Tevazu da yapmayacağım öyle. Allah giydirdi. Yani o kadar endişe de olmadı ama haf vardı. Onda hiçbir onda haf denilen bir şey yok. Ne depremi dedi. Sonra anladım ki ölümü de herkes hissetmez. Ölüm herkes hissetmez. Depremi seni hissettiğin gibi hissetmez. Hissetmiyor. Hissettirmiyor Allah. Ha Sümeyye anamız da o atı hissetmedi bile.
Ondan önce zaten işi bitirdi. Ben onlardan gurur duyuyorum. Bütün alem şahit olsun. Bütün alem onlara ne derse desin. Ben tek kalsam Allah'ın zatına yemin ederim ki asla davamdan, dinimden zerre kadar şüphe etmem. Tek kalsam o Sümeyye anamız iş yapar mıyım ya? Allah Allah. Hiç. Onun ruhuyla böyle fenafil olacaksınız. Bu derste onu kapacaksınız. Bir kişi hakkında konuşurken diyor, bir kişi bir laf etti değil mi? Konuştu. Hasan bir şey dedi. Ya Hasan böyle yanlış dedi. Hemen gir ben on. Hasan abi bunu niye dedi ya? Böyle hemen tenkit ve takdir etme. Acaba hangi haletle bunu dedi? Baskı mı vardı? Aklı cinler ve şeytan mı bloke etti? Mesela intihar edenler hemen biz cehennemi zumara diyoruz değil mi? İntihar edenleri cehennemi zumara diyoruz değil mi? Cehennemin dibine. İmam-ı Gazali %90'ını kurtarıyor. Nasıl? Aklı bloke olmuş diyor. Tırnağı acıyınca pat diye doktora giden, en ufak diş ağrısına tahammül edemeyip doktorun acillerinde sürünen adam komple hayatını gözünü kırpmadan kırpabilir mi? Yapıyorsa demek ki bloke olmuş. İhtiyar ve iradesi kalkmış. O zaman mesul değil. Ha, ne kadar iktidar ve ihtiyarı var o kadar mesul. Onu biz bilmiyoruz. Ama çoğunlukla akılları bloke oluyor. Çünkü normal bir insan atamaz kendisini. Demek ki bloke olmuş. Tamam? Ha, eğer sen bunu yapmazsan Allah da sana böyle muamele. Ben intihar edenleri duydukça giriyorum içerisine. Ondan sonra nasıl bir psikoloji ruh? Benim işim ruhsal ya. Giriyorum. Hakikaten masum görüyorum. Masum bloke etmiş lanet olası. Bloke olmuş. Hiçbir şey bilmiyor. Kontrol çıkmış. Ondan sonra anlamıyor. Ha içki içerek başına gelirse mesut vesaire. Onun için zahir aldatır. Bütün zahiri şeriata muhalif olursa başka. Evet. Son bir cümleyi okuyorum. Bu sayfayı terk ediyorum. Ondan sonraki sayfayı yarın aşağı yapacağız. Son cümleyi okuyorum. Son cümleyi nereden okuyacağım? Sözler 491'den okuyorum. Bu sebeple içtihatta yani İstinbat-ı ahkamda, yani biraz önce anlattığımız sahabe, sahabiyeyi, psikolojilerini, ruhsal yapıları var ya, onunla şimdi dinleyin. Şimdi adam kalkmış Kur'an'dan imana çıkar diyor, içtihat yapıyor. Mezhep imamları sorguluyor. Bak onları iyi dinleyin bu noktadan. Bu sebeple içtihatta yani istinbat-ı ahkamda, istinbat-ı ahkam yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. Allah'ın kelamından Allah'ın marziyatını, bir daha söylüyorum, Allah'ın kelamından, Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın marziyatını anlamaktaki sahabeler fenafil Resul oldukları için Resulullah'ın ruhu inikas, incizap ve iksir olmuş. Bu Hasan'ın ruhu değil artık. Cabir'in ruhu değil. İmam Ali'nin ruhu değil. Efendim şunu bunu değil. Artık peygamberin insiba, inikas ve incizap. İksir. O Resulullah boyaladı mı? Ha, bu sahabenin Kur'an'dan Allah'ın marziyatını anlamaya bu asıl uyduruk insanlar yetişemez. Çünkü niye? Onların ruhu şöyle beslenmiş. Sokağa çıkıyorlar Resulullah'ın dışında, sokağa, çarşı pazara. Kardeş, şu ayeti sen nasıl anlıyorsun? Kardeşim sen Resulullah böyle bir hadis sen duydun mu? O ne demek istedi? Yani bu peynir satıyor, o ekmek satıyor. Birbirlerine bunu konuşuyorlar. Şimdi ise o lider parti nerede, Kayseri'de ne dedi? Hangi araba ya? Hangi araba? Ya kardeşim onun beygir gücü yüksek ya. Öteki telefonun nasıl ya? Maç ne oldu? Ondan sonra geçiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mana çıkarıp meal verecek bu Takozoviç. Yani bu psikolojide siyaset konuşacak. Hayat-ı dünyevinin teminiyle meşgul olacak. Aniden o haletten sıyrılacak. Elbiseleri çıkaracak. Kürsüye çıkacak. Kürsüye çıkanım. Ondan sonra Kur'an'dan ahkam çıkartacak. Kafayı kaldırıp sahabe yanlış yaptı ya. İmam-ı Şafii şu eksik yaptı falan.
Geldi Hasan tepesi atmasın şimdi. Lan onlar hepsini bilen insanım ya. Kürsüye de çıkanım. Kur'an'a da mealini anlayan insanım ya. E bakıyorsun da sen orada mana çıkaracaksın. E neyle? Hangi psikoloji? Hangi aletle? Ha bilgi zannediyor ki netice. Bilgi hem adamı firavunlaştırır hem kul yapar. Sahabelere yetişilmez. Onun için anlattım. Bir de okuyorum. İçtihatta yani istinbat-ı ahkamda yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. İşte bu psikoloji. Niye yetişilmez? İncizap, inikas, iksir, inikas, incizap, iksir, üç tane. Ha, bunlar Resulullah'ın ruhu boyalamış. Böyle bir ruhun Kur'an'dan istinbatını düşün. Ondandır ki yetişilmez. Şunu ezberleyebilirsin. Subhane Rabbiyel Azim. Azim olan Rabbimi takdis ederim, tenzih ederim. Tamam mı? Bu meal oldu. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Dedin yani. Alemler ne oldu yani bildiğinde? O sahabe bu kelamı dimağının her mertebesiyle hissediyordu. Kalbinin her meratibiyle mahsediyordu. Ruhunun her seviyesinde hissesini alıyordu. Ve hayatta öyle yansıyordu. Ve böyle bir dima, böyle bir kalp, böyle bir ruh, böyle bir yaşantıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel Azim deyince ta dimadan bütünüyle bütün letaifi, hissiyatı hissesini alıyordu. Ya su içiyordun böyle, iniyor ama mideye sonra yukarıya çıkıyor saça. Her hücre hissesini aldığı gibi. Sahabeye yetişilir mi? İmam Azam bir hadise bakarken, İmam Azam efendim, İmam-ı Şafii efendilerimiz bir ayete bakarken bütün ayetin gözüyle, bir hadise bakarken Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisin gözüyle bakarmış. 1 milyon hadisin sahibi değil mi? Ahmet bin Hanbel değil mi? Radiyallahu anh. Allah'ım şefaatine mazhar eylesin inşallah. 1 milyon hadisin muhafızı değil mi? Bir hadisi şerife bakarken dimağın ve ruhundaki 1 milyon hadis gözüyle bakarmış. Sen de şimdi onun hadisi şeriften çıkarttığı manaya olmadı. Hangi kafayla olmadı? Sen partinin liderinin nerede ne konuştun bu? Konuşma metnini ezberledin. O kelam-ı ilahi ezberlemiş. Haritasını çıkarmış ruhunda. Ya neyle meşgul olursan o. Bugün kaç defa uyandım. Uyandım. Şu anlar 168'i rüyada gördüm. Rüyada gördüm. Çünkü bunlar bir meziyet değil ki benim bu rüyada bunu görmem. Çünkü akşam onun meşgul ola 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 yattım. Suret okuyorum ya. 168'de şu anlarda diyor ki sima kişinin şahsiyetidir diyor. Allah Allah. İlk defa ömrümde rastlıyorum. İlk defa. İlk defa 51 yaşını bırakıyorum. 30 küsür senede Risale okuyorum. İlk defa sima kişinin şahsiyetiymiş. Nasıl? Allah Allah kalktım bir mana verdi. Kaç defa rüyanda? Yani neyle yatarsan, Ayşe Fatma ile yatarsan, Dolar Hasan Hüseyin ile yatarsan onunla kalkarsın. Kalktım kardeşim onları yazdım. Yani bir sahabeyi düşün, bir ustadı düşün. Bir Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri'ni düşün, İmam-ı Rabbani'yi düşün. Ne bileyim ya bu adamlar deli. Bir tanesi ne yapmış biliyor musun? Bazen teneffüsümde müracaat ediyorum ya, haber benimiz yok ki. Görüyorsun kütüphane, canım sıkılınca bazı büyük zatların şeyini okuyorum. Aldım o bir tanesini Muhammediye, Ahmediye'de mi okudum? Ne o söylemeyeceğim onu. Büyük bir zat, Allah'a karşı utanmış onu niye yaptı. Bir daha utancından 30 sene mi 40 sene semaya hiç bakmamış. Semaya hiç bakmamış. Utancından kafayı kaldırmamış. Bu kafa kalkmaz demiş. Kafa hep aşağıda. Buna bu kafa tutacaksın. O kafanı keserim lan senin. Buna laf edilir mi ya? Bu nasıl bir? Ben böyle okumuyorum tabii. İçine girdim. Ömür billah kafa aşağıda. Allah'a karşı edebi mugayi bir şey yapmış. Evet. Tamam mı? Günah değil.
edep. Mesela kıbleye karşı uzatmış. Resulullah'a bir daha bakamamış adam hiç. Resulullah oturmuş şey uyumuş. Nasıl dönmüşse öyle kalkmış bakmış Resulullah'a uzanmış. Tamam? Bir daha Resulullah'ın hep kafa aşağıda, yüzüm kabri şerifine böyle bakmamış. Allah'a karşı bir şey olmuş. Hiçbir zaman Allah utancından, Allah şeyinden, Allah anlayışına bak Allah. Allah nasıl anlıyor, ben nasıl anlıyorum. O nasıl hissediyor, nasıl zevk ediyor, Allah ruhunda nasıl hissediyor? Semaya 40 sene bakmıyor. Böyle Allah semaya bakmıyor. Kafa böyle kalkmaz bu kafa artık Allah'a şey diye. Nasıl bir psikoloji ya? Beni çok etkiliyor. Ben böyle nereden alıştım bu tefekkür şeyi? Böyle o oluyorum. 40 sene yürüyorum kafa aşağıda. Vay be. Allah'ım. Bildiğin gibi yap ya. Dua bile demiyorum. Ancak şöyle diyorum. Ya Rabbi. Razı olmadığım bütün geçmişimden tövbe ediyorum diyorum. Toptancılık yapıyorum. Razı olmadığın bütün geçmişimden tövbe ediyorum. Gene tatmin olmuyorum bundan. Ya Rabbi, Peygamber aleyhissalatü vesselam senden ne istemiş? Onu istiyor. Nerelerden sığınmış? Ben de sığınıyorum. Amin. Var ya, Haso, Kabe'ye gitmiş ya, o örtüye yapışmış. Ya Rabbi dedi, Haso'nun, Memo'su çocuğunu öldürse, kendisi Hasan ya, Hasan, çocuğunu Mehmet öldürse, Haso'nun çocuğunu Memo öldürse, benim hasmımdır. Ama ne yapsa benden gizli nasıl yaptıysa, Memo Haso'nun evine gelse, vallahi misafirlik için, Peygamberin sünneti için, peygamberinize gelen kim olursa olsun, ona uygun davranınız dediği için, vallahi çocuğumu öldüren adama evime geldiği için, ben ona misafirliğiminde eksiklik yapmam. Bana yakışır gibi muameledir. Bak Haso'ya bak. Allah'ım ben de çok günah yaptım. Ama bir şekilde senin evine geldim. Artık sen bilirsin. Ben de bunu şefaatçi yapıyorum. Bu adamın saf temiz duasını. Senin evine geldim. Ama ne yaparsın? Ne yaparsan yap. Gördün mü bak nasıl vurdu zirveyi? Çünkü o zamandaki o büyük inkılab-ı ilahi, sahabelerdeki o inkılab-ı ilahi, sohbetten okuyoruz ha, hep sohbetleri sahabenin böyleydi. O büyük inkılab-ı ilahi, marziyat-ı Rabbaniye'yi, o inkılab-ı ilahi var ya, inkılab ve Allah'ın marziyatını kelamdan anlama merakı, bütün düşünceleri oydu. Şimdi araba merakı, telefon bilmem şeyler merakı değil, marziyat-ı ilahi, Rabbaniye'yi, ve ahkam-ı ilahi anlamak üzere dönerdi bütün sohbetler. Bunu anlamak üzerine dönerdi kafalar. Bütün ezhan zihinler çoğul. Bütün ezhan istinbat-ı ahkama müteveccihiydi. Bütün zihinler Allah'ın kelamından Allah'ın muradını anlamak üzerine çalışıyordu. Bütün kalpler Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Bütün kalpler bunu merak ederdi. Haberler atsana oğlum kızım bak ne diyor falan. Oğlum çabuk yemeğine diyor. Susun lan dizin başlıyor falan. Değildi yani. Neydi? Bütün kalpler Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Ahvali zaman, zamanın halleri bu hali işman ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Yani bir kişi de değil, herkes böyleydi. Acayip, peki o toplum ne olur? Orada büyüyen insan ne olur? Yumurta gibi, yumurta kuluçkaya oturan tavuk gibi var ya, şu yumurtada yavru olurdu. Bir anda... Bu zemin bulduğu zaman. Tabii zemin buldu ruhlar. Bir patlak verdi ki... O da iksirle patlak verdi abi. Evet, iksirle. Yani şöyle bir misal versek Hasan abi. Hiçbir insanın kuvveti yetmez çekirdekten ağacı çıkarmaya. Ama çekirdek 4 tane uygun zemini bulduğu zaman, yani hava, toprak, su ve güneşi zemini bulduğu an, o küçücük çekirdekten koca ağaç bir anda. Sen istesen çıkartamazsın. Kesinlikle. Yeter. Sen çekirdekten ağacı çıkartamazsın orada. Aferin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın
o sohbetindeki iksir abi, tevhid, haşir, adalet, hikmet, adalet, nübüvvet, adalet ve ibadet zemini bir anda o dört tanesi südür ettiği için o sohbetinden karşıdaki sahabeyi aynı böyle bir anda patlatıyor çekirdeği. Ya o tevhid. İman ve hidayet diyebilir miyiz abi? He? O dördünü, o dört iksir oluyor. Bütününe hidayet ve iman. Sahabede o oluşan, ortaya çıkan ne? İman. İman. İman kişide ki hal. Hayır. Hidayet dışarıdadır. Güneşten ışınların gelmesi hidayet. Camı açıp da perdeyi açıp kabul edersen güneş içeri girse çiçeğin büyür, biz ısınırız. İman. İman. Yani hidayetin insanda onaylanırsa iman olur. Yani demek ki tevhid, haşir, nübüvvet, hikmet, adalet, muamelet, ibadet dört. Yani dördünün dördüne aferin, hidayet. Allah tarafından, peygamber tarafından sana gönderiliyor. Sen ne kadar buna muhatap olursan, sende ortaya çıkan inkılap, sende patlayan o ağaç iman. İksir var bir de. İksir, iksir, inikas, incizap, incizap. Dört. İnkılap da diyebiliriz değil mi abi? Evet. Dört tane oluyor. İksir, incizap, inikas, İnkılap. İnkılap. Bu incizap, inikas ve inkılap abi iksirin ona değmesiyle... Güzel bir şey misal verdim ha. Çekirdekten ağaç çıkıyor ama sen bıçakla, matkapla, hiçbir kuvvetle çekirdeğin içinden ağacı çıkartamazsınız. Ancak güneş, hava, toprak, su dördü etrafında olursa o zaman diyor ki içerideki akıllı olan adeta program olan ağaç, çekirdeğin programı ooo güvendeyse diyor tamam ben o tak diye çıkıyor dışarıya. Ben buyum diyor. Sahabe de böyle. Allah Allah. Efendim abi söyle. Şöyle de ben bir not yine almıştım da sana abi. Suyun maddesi birdir. Ama çeşit çeşit bütün çekirdeklerin hayatlanıp ağaç olmasına vesile olur. Mesela suyu döküyor portakal çekirdeği, elma çekirdeği. Su aynı ama çıkan ürün farklı. Farklı farklı. İşte abi sohbet-i nebeviye yani Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sohbeti birdir ama sahabelerin fehmetmesi, almaları, fıtratları farklı olduğu için fıtratlarına göredir diyor. Ve bir anda muallim ve allame olmuşlardır sahabeler. Mesela meyve vermişler. Birisi şah-ı velayet olmuş. Birisi tercüman-ı Kur'an olmuş. Birisi sıddık olmuş. Birisi adil, faruk olmuş. Birisi siyasette dahi olmuş. Birisi komutanlıkta dahi olmuş mesela. Hepsi farklı farklı ve fıtratlarından çıkan hizmet ve vazifeleri de farklı farklı abi cihette. Meyve verdikleri meyve de farklı. Vay ve bu sohbet-i nebeviyedeki iksirle oluyor. İşte mesela Resul-i Ekrem'in sohbeti dahi tevhidi, haşiri, nübüvveti, ibadet ve adaleti cem ediyor. Çarptığı anda sahabe de inikas ve incizap inkılap oluyor. Fakat bunu yapan o iksir özelliği. Çünkü incizap cezb oluyor. İnikas ona yansıması mesela diyebilir miyiz abi? Aynen. Kayaya su vura uyuyor ya. Aferin güzel şey yapmışsın. İstifade ettin. Gitti sahabe birisi talim-i Kur'an olmuş. İşte ahkam çıkarmış. Siyasete dahi olmuş. Dahi olmuş. Sosyolojici olmuş. Dahi harp olmuş. Askeri bitirmediği halde mesela. Bitirmediği halde mesela. Kur'an okuyor, sohbete katılıyor. Adam adaletin babası oluyor. Ötekisi dahi harp oluyor. Ötekisi siyasette uşa oluyor. Hiçbirisi üniversite bitirmemiş. Öyle biliyorum da. İstanbul Üniversitesi adalet mi yok? Ne diyorlar? Adalet değil. Hukuk. Ha hukuk. Hukuk fakültesini bitirmemiş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Levent'teki askeri akademiyi bitirmemiş Hazreti Ali. Veya Halid bin Velid gibi değil mi? Evet. Amr-ı Nas, siyaset fakültesinin Ankara'da mezun değil ya. Yani. Çok tuhaf ya. Hiçbirisinin okulu yok ya. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani aslında perdeler yırtılmış da. Kör olası cehalet, asrın
Duhan, biliyor musunuz duhan nedir? Bir de onu yapalım. Duhan. Duhan. Duhan değil. Duhan. Duhan ne biliyor musun? Lugatını söyleyeyim de ondan sonra merak edersiniz, o dersi yapalım. Duhan, ahir zamanda çıkacak diyor Allah Resulü'nün hadisi. Müslümanlar sükkam olacak nezle. Ötekiler ise göz gözü görmeyecek. Eşyayı her tarafı sis gibi kara bir bulut saracak. Hiçbir şey, bir şeyle alakasını görmeyecekler. Gözler kör olacak. Lan nasıl gözde kör olacak? Herkesin gözü var. Duhan olduğu zaman Müslümanlarda şey olacakmış. Nezle olacakmış. Nezle de biliyorsunuz koku alamaz. Ağzında da tadı olmaz. İbadetlerde, amellerde Müslüman ibadetlerinde, kitap okumalarında, derslere gitmesine pek lezzet alamayacak. Sükkam olacakmış Müslümanlar o dumandan dolayı. Kör olmayacaklar. Görecekler ama nezle olacaklar. Nezle demek göz yaşarmış pek o kadar göremiyor. Burun koku alması olur biliyorsunuz nezlede. Ağız da tad almaz. Ama yer. Tamam. İşte Müslümanlar da ibadeti yapar ama böyle lezzet alamayacak. Bir duhan dersini yaparız. Ustad ona iki sıfat koyuyor. Hayatperest ve ehli dünya nazarında diye. Kastamonu'da geçiyor. Kastamonu layıkası var ya. Sırlarla dolu. Peki cümleyi bitireyim de kapatayım. Ahvali zaman bu hali işman ve ihsas edecek bir tarzda ceyran ediyordu. Muhaverat, konuşmalar, sohbetler bu manaları tazamun ederek vuku buluyordu. Yani muhaverat böyleydi. Konuşmalar. Şimdi bir bakıyorsun ki ders bitti de. Bir bakıyorsun ders bitiyor, peynir keser gibi. Dersin tamamen dışında bir ahvale, bir mevzuya, bir konuşmaya bir nasıl geçilebiliyor? Mesela bu dersi kapatacağız şimdi. Bu derste hiç alakası olmayan bir anda bir maç konusu açılsa, ne bileyim ahlaksız bir şeye dönüşse, ne bileyim siyaset, efendim başbakan ne dedi, cumhurbaşkanı ne dedi, maç ne oldu falan ne oldu, telefonun hangisi, ya bak ya telefonuna bakayım ya, lan şimdi Fatih'e çektik telefonu soruyorsun yanındakine. Yani o zaman acayip garip bir şey ya. Nasıl bir anda kesilebiliyor? Uçak bile motoru stop etse uçağın bir süzülme miktarı varmış biliyor musunuz? Süzülüyor. Pat diye böyle düşmüyor ha uçak. Süzülüyor. Lan bu manalar eğer insan muhatap olursa süzülme miktarı var. Bu da o şekilde ahvaller devam ederdi. Peki yarın inşallah bunu devam ederiz. Nasıl hoşunuza gitti mi bu mevzu? Çok hoş. İnşallah devam ederiz. Ondan sonra neticeye gideriz. Müspet sohbeti daha girmedik ha. Daha sahabeden girdi. Yarın biraz da devam ettikten sonra dersin ortasında müspet sohbet nasıl olmalı? Ona gireceğiz. Daha mukaddemeydi ya bugün. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.